Öyle olunca bu sureyi celile de bu konulardan bahsediyor. Dolayısıyla bu sureyi tercih ettim. İkincisi, Hac mevsimindeyiz. Zilhicce ayındayız. Bu geceler ve günümüzde mübarektir. Vel fecr ve leyalin aşr. Allah Celle Celaluhu burada 10 gecelere yemin ediyor. Bu mübarek evkatın içerisindeyiz şu anda. Dolayısıyla bu geceleri güzel geçirmek, gündüzleri oruçlu geçirmek çok tavsiye edilir. Özellikle bayramdan bir gün evvel Arafa günü, Arafat'ta haçta olmayan kardeşlerimiz dışındakiler, işleri müsaitse, halleri, vakitleri, güçleri, sağlıkları, sıhhatleri yetiyorsa, inşallah Arafa günü oruç tutmaları kendileriniz için çok hayırlara, bereketlere, sevaplara, çok günahlarının dökülmesine sebep olur inşallah. Hatta Arafat'ta hacca gidip de çok rahat hac yapan, Arafat kendisine sıkıntı vermeyen insanlar dahi oruç tutabilir, onlar da tutabilir diye kayıtlar var. Ama Arafat ve hac zahmetli bir ibadettir. Genellikle o kolaylık çok zor yakalanır. Dolayısıyla dinimiz kolaylık dinidir. Bu dinde zorluk yoktur. Onlar müstesna tutulmuştur. Bizlere böyle bir tavsiye vardır. Bu da bir tavsiyedir. Tutulursa sevap kazanır diye olur. Tutulması emir değildir. Bir günahı yoktur. Sadece kârdan zarar vardır yani. Elde edeceğimiz sevabı elde edememiş oluruz. O kadar. Bu tür tavsiyeleri yerine getirmek, hayatımızı bereketlendirmek, kıymetlendirmek demektir. Evet, nedir Zilhicce? Zilhicce işte hac ayıdır. Hac deyince aklımıza Kabe gelir. Kabe deyince Hazreti İbrahim gelir. Hazreti İsmail gelir. Mekke gelir. O mübarek topraklar gelir. İşte bu sureyi celilede de Allah Celle Celaluhu peygamberler anlatılırken özellikle iki büyük peygamber kullanıyor. Bunlardan birisi Hazreti Musa ama haseten sureye adını vermiş İbrahim aleyhisselam. Onun Mekke macerası, Beytullah'ın inşası, hac ile ilgili bazı ayet-i kerimeler ihtiva edişi de bu mübarek zaman dilimi içerisinde, inşallah belki bir hikaye içerisinde bunu sureyi celleyi bitiririz, bunları seçmemize sebep oldu. Şimdi muhteva yani içerik itibariyle bir önceki sureye benzer yönlerini anlattık. Dolayısıyla daha fazla üzerinde çok durmayalım. Bu günler bizim sıkıştığımız günler. Nedir? Saat 12'de kürsüye çıkıyoruz. 40-45 dakika vaaz ederken düştük. 45 dakikadan 40'a, 12-40 geçe, işte 12'yi bu günlerde 31 dakika geçe ezan okunacak. Dolayısıyla zamanımızda biz hemen konunun içerisine girelim. Muhterem kardeşlerim, İbrahim Suresi benim önümdeki Mustafa Şerif'in 254. sayfasından başlar. Kur'an-ı Kerim'in yukarıdan beri sıralamada 14. sıralamasıdır. İniş itibariyle değil, mevcut Mustafa Şerif'te bulunuş itibariyle. Mekke döneminde nazil olmuştur. Nitekim ayetlerin İçeri açısından, muhtevası açısından da bunu göreceğiz. Ve iki ayet-i kerimedir. Dolayısıyla orta boy, kısa surelerden sayılır. Bizim daha evvelki, kendisinden evvelki surelere bakarsak, ama namaz surelerine göre de uzun bir suredir. O yüzden ortalama uzunluktaki surelerden bir tanesidir. İçerisinde Hazreti İbrahim'den, ailesinden, evladı İsmail'den, onunla beraber işte Beytullah inşasından ve benzeri kurumlardan bahsettiği için İbrahim adını almış. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bu sureyi celilenin özel içeri olarak demek ki üç saç ayağını tekrar verip Allah-u Teala kendisini tanıtıyor, peygamberleri tanıtıyor. Dolayısıyla peygamberlere ittiba, onlarla inatlaşmama, onlara karşı çıkmama konuları inceleniyor. Çıkılırsa ne olur? Bütün bunlar açılacak. Üçüncü konuda öldükten sonra tekrar dirilme hesap veriyor. Çünkü insan bu dünya hayatında imtihandadır. Allah bizi imtihan için göndermiştir. Amaç Allah'ı bilmek, sevmek ve saymak, ona gönüllü, içtenlikle, samimi
itaat etmek, ibadet etmektir. Allah Celle Celaluhu'nun bu emirlerine itaat öyle hayatımızın bütününü kapsayacak derecede zorluk da değildir. Aslında Allah-u Teala'nın bu tür emirleri, namaz, oruç, zekat dışında ibadet, bunların dışında diğer sosyal hayatı düzenlemeye dair emirleri bizim hayatımızı kolaylaştırmak için, düzene koymak içindir. Adaleti, barışı, sulhu, emniyeti temin etmek içindir. Kendi menfaatımız içindir yani. Biz Allah'a itaat ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah'ın bundan hiçbir menfaati olmaz ama bizim kendimizin, ailemizin ve içinde yaşadığımız cemiyetimizin bundan çok büyük menfaatleri olur. Dolayısıyla dinin menfaati, dinin maslahatı, dinin çıkarı Allah'a değil bizedir. Aklı olan dini seve seve yaşamalıdır. Kendi mutluluğu için, kendi menfaati için. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen vurgulayalım. Besmele bizim her önemli işe başlarken çektiğimiz bir cümledir. Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde ayettir. Diğer surelerin başında gelen besmele sureleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Başta bir ayet sayılmaz ama Neml suresinde bir ayet olarak geçer. O müstesna. Burada da surenin başında besmele çekiyoruz. Çünkü Peygamberimiz küllemin zibarin lemmütte fihi bi bismillah ve ebte el-ahta diyor. Yani önemli olan ciddiye işe, güzel işlere besmeleyle başlayınız. Şayet böyle başlanılmaz ise o emir bereketsiz gelir, güdük gelir, sonu kesik gelir buyuruyorlar. Müslümanlar hayırlı güzel işlerine besmele çeker. Harama besmele çekilmez. Onun için ağız alışkanlığıyla böyle bir şey olacak olsa neuzubillah deyip hemen dönmek lazım. Neuzubillah bir insan içki içerken besmele çekerek içki içse kafir olur. Çünkü burada istihza, alay etme, dalga geçme manası. Bir Müslüman içki içmemesi lazım. La yeşribu şarib eyne yeşribu ve mü'min. Mü'min, mü'min olduğu halde içki içemez. İman başından çıkar gider bir peygamber. Sonra geri döner kafir değilsin. Ama o esnada iman çıkar gider. Bu hırsızlıkta da böyledir, zinada da böyledir, diğer büyük günahlarda da. Allah karşısında şah damarından hatta daha yakın, sen onu hesaba katmadan bunları yapıyorsun. Bu Cenab-ı Allah'a imana zaten aykırı bir durumdur. Bu ahirette gidileceğine aykırı bir durumdur. Sanki fiilen, söylediği de fiilen inkar gibi bir şeydir yani. İnsan Müslümansa böyle bir şey yaparken yüzünü kapatır, utanır. Keşke Rabbim görmeseydi. Bu benim yaptığım terbiyesizlik de. Ama şehvetlerine nefsine bu yer yapar. Yapar. Yani kuldur yapar. İnşallah tövbe edenleri daha yapmasın. Günah istemekle insan dinden çıkmaz. Ama günahı inkar etmekle dinden çıkar, inkar etmese bile alay etmekle dinden çıkar, aşağılamakla dinden çıkar. İçki içmenin haram olduğunu bilerek bir insan içse, günahında tövbe etse, Allah Celle Celaluhu onu affedebilir. Tövbe kapısı açıktır. Allah teşvik buyuruyor. Günahınız ne kadar çok olursa olsun, değil mi ki tövbe vazgeçsin, bir daha yapmamaya. Sözmediniz de yapmadınız. Allah onları. Tövbenizi kabul ederek silah atar. Hatta atmaz. Kötülükleri, iyiliklere tebdil ederek, çevirerek amel defterinizin sağ tarafına iyilik olarak yazar. Bu kadar da kerim, bu kadar da rahim, bu kadar da haffar, bu kadar da settar Allah. Dilerse yarar. Ama istisnaya gelince asla ve katla o kaldırılmaz. Ebillahi ve Resulihi ve ayetihi en tüttestesi'un. Allah'la mı dalga geçecek, alay edecek? Peygamberiyle, diniyle, ayetleriyle mi?
Bu kaldırılmaz. Dolayısıyla içki içen bir insan besmele çekerek içse, hırsızlık yapan bir adam, Allah bize başarı versin bunu yaparken diye besmele çekerek yapsa dinden çıkar. Değerli kardeşlerim, her işimize besmele ile başlamayı alışkanlık haline getirelim. Hiç haram işlememeyi de alışkanlık haline, bir davranış biçimi haline getirelim. Arada böyle bir günah işleyecek olsak bile ona da besmele çekmemeye de dikkat edelim. Besmele Allah'a dayanmaktır, Allah'a güvenmektir, Allah'ın yardımını hissetmektir, sırtını Allah'a dayamaktır. O zaman Allah'tan başka hakiki güç ve kuvvet olmadığına göre seni mağlup edecek hiçbir şey bulunmaz. Başkalarının güçleri ve kuvvetleri mecazidir, geçicidir. Anlatmak için söylenir. Yoksa la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet Allah'a ait. Elif la ra. Allah Celle Celaluhu Suriye'ye böyle başlıyor. Elif la ra. Ne demek bilmiyoruz. Manasını bilmiyoruz. Bunlar kesik kesik harfler. Arapçada da kesik kesik harfler anlamında hurufu mukatta'a denilir. Kat edilmiş. Kesilmiş harfler. Yani elif, tamam. La, tamam. Ra, tamam. Ne manaya geliyor? Bilmiyoruz. Ama tevil yapmışlar. Mesela şu da bir tevildir. Daha belki derslerimizde de bunu çok söyledim. İşte size elif, işte size la, işte size ra, işte başka ayetlerde ayin, işte size ko, işte size va. Bunlar sizin kullandığınız harflerdir. Bu harflerde kelime yapıyorsunuz. Bu kelimelerle cümleler kuruyorsunuz. Karşılıklı konuşarak birbirinizle anlaşıyorsunuz. Biz de size ayetlerimizi kendi kelamımızı gönderiyoruz. Bu kelam Arapçadır. Elif, lam, mim gibi sizin kullandığınız harflerden ve kelimelerden müteşekkildir. Bu Allah kelamıdır. Bunun Allah kelamı olduğuna inanmıyorsanız hadi bir benzerlisi getirin. Vazgeçtik. Onu sure getirin. Vazgeçtik. Ondan da birkaç ayet getirin. Getiremezsiniz. Getiremeyeceksiniz de öyleyse Allah'tan korkun. Yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem azabından küfürden sakınarak kaçınarak kendinizi koruyun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuduğu zaman bu bir beşer sözü diyorlardı. Sen çıkıyorsun mağaraya, eve çekiliyorsun ya da öğrendiğin bir kısım insanlar var. Onlarla konuşuyor, düşünüyor, tefekkür ediyor. Böyle güzel cümleler kuruyor. Bunu da Allah'ın kelamı cümleleri dediği bize yutturmaya çalışıyorsun diyorlardı. Allah da böylece diyor ki, öyle mi diyorsunuz? Eğer bir insan yutturabiliyorsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size bunu yutturabiliyorsa, sizin de yutturabilmeniz lazım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şair değildir. Şiir yazmaz. Yasin suresinde beyan buyurduğu gibi gerekmez de ona. Ama sizin şairleriniz var, hatipleriniz var. Bir ya da tamamı toplanın, komisyon kurun. Cinninizi, insinizi de davet edin. Bu komisyona sokun. Kafa kafaya verin. Müşterek ya da tek tek. Hadi size hodri meydan. Madem ki bu harflerden, bu kelimelerden meydana gelmiş. Muhammed söylüyor ve Allah sözü de yutturuyor. Kur'an benzerisiz getirin. Sizin kullandığınız harf, sizin kullandığınız kelimeler. Kur'an-ı Kerim. Hadi siz de yapın yapabiliyorsanız. Yapamazsınız. Yapamayacaksınız da. Yapamazsınız. Bu Allah kadar. Teşebbüs ettiler. O zaman da daha sonra da yapamadım. Öyleyse kabul edin ki bu bir Allah kelamıdır. Bunu ifade edin. Yoksa benzerini sizin de yapabilmeniz gerekiyor. Bu bir meydan okumadan denebilir. Olabilir. Uzak bir yere geçelim. Kitap. İşte bu bir kitaptır. Bu harflerden meydana gelmiştir.
sizin kullandığınız kelimelerden meydana gelmiş bir kitaptır. Kur'an. Enzelnâhu ileyke. Biz bunu sana indirdik. Birinci iman. Başlangıçta hemen bu nazar edelim. İslam dininin temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Biz dinimizi Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Allah Celle Celaluhu bizden ne istiyorsa Kur'an aracılığıyla istemiştir. Kur'an'dan evvelki gelen bütün kitapların muhtevasını içerdiğini Kur'an-ı Kerim kendisi bize sunmuştur. Ve eski kitapları resmetmiş, hükmün ortadan kaldırmış. Allah'ın bir kitabı olarak yeryüzünde Kur'an var. Ma'al eser, Tevrat, İncil ve Zebur ilahi kitap olmaktan çıkmıyoruz. Zaten birbirini tutmamaktadır. Yüzlerce, binlerce İncil oldu. Ayıp oluyor dediler. 325'te İzmir'de bir konsül topladılar. Bu yüzlerce, binlerce gelen İncil'in ismini seçe dörde düşürdüler. Dörtten aşağıda düşüremediler. Demek ki onlar da bir tip torpilli adamlarmış. Matta, Markos, Yuhanna, Luka, papazlarının yazmış olduğu ellerindeki İncil. Bugün ellerinde bir günü tutmaz dört İncil var. Artı Barnaba İncil'i var. Artı gizlenen, saklanan bir kısım İncil'ler var diyorlar. Çok garip bir şey. Bir kitap bulundu bir zamanlar. Ve o şu anda duyduğumuz kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı'nın kütüphanesindedir. Dışarıya verilmemektedir. Dışarıya yasaklanmıştır. Allah'ın kitabı İncil, Kur'an'a da çok benzer diyorlar. Bilmiyoruz. Çünkü yasak, çünkü okuyamıyoruz. Böyle tarihi, ilmi bir kitap nasıl olur yasaklanır? Nasıl olur dışarı verilmez? Bütün dünya niye ayak yapmaz? Vatikan, yani Hristiyanlığın sahibi olduğunu iddia eden o papazlar niye buna isyan etmez, niye bunu istemezler, onu da bilmiyoruz. İşin içinde neler dönüyor, onu da bilmiyoruz. Bildiğimiz elimizde İncil var, birbirini tutmaz. Hazreti İsa'nın hikayeleriyle de doludur. Ve bugünün papazları bunun Allah'tan gelen kitabın aynısını olmadığını söylüyorlar. Elimizdeki İncil diyorlar Hristiyan papazları, Allah'ın bize gönderdiği kitap değil, fakat o kitabın okunduğu zaman Hazreti İsa tarafından havarilerin aklında kalan mevzular bu kitaba geçirdiler. Yani anlatmak istediği ilahi kitaptır. Fakat Kur'an gibi motobun aynısı değildir diyorlar. Ve arkasından sizin kitabınız da zaten diyorlar, başlıyorlar. Öz orada durur. Bizim kitabımız binlerce hafızın ezberinden ezberine aktara artık ilk indiği gün sayıları çok değişen vahiy katipleri tarafından yazıla geldi. Hatta öyle yazılıyordu ki Peygamberimizin zamanındaki bazı yazı şekilleri var. Bugünkü Arapça imlayı tutmaz. Yani bugün bir Arap edebi yazarı yazarsa öyle yazmaz. Ama buna rağmen biz o yazıyı muhafaza ederiz, Kur'an'a mahfuz oluruz. Kur'an böyledir. Ve arkasında Allah vardır. Onu biz indirdik, biz koruyacağız. Değerli kardeşlerim, şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu dinin temeli, öğrenecek birinci kaynağı Kur'an'dır. Onun için Müslüman eline Kur'an'ı almalı ve eskitmeli. Okuya bir Kur'an eskidi, bir Kur'an eskidi. Eskidi ne yapacak? Bir sandık içine koyup ayak basmayan dağlık, ormanlık, temiz bir yere gömecek. Ama Arapça biliyorsak Arapçasından, biliyorsak Türkçesinden, mahalleler, dersinden ile en çok okuyacağımız şey Kur'an'dır, kitap olması. Böyle olursa Müslümanlar Kur'an'a sıkı sıkı sarılmış demektir. Kur'an'ı anlamaya çalışıyor demektir. Kur'an'la kendisini inşa ediyor demektir. Büyük devletler ve medeniyetler Kur'an. Ama Kur'an'dan elini tuttururursa Kur'an'ı okumaz da başka hikaye, roman,
okursa, gazete dergi okur, hiç Kur'an okumazsa ve sizin babalarınız gibi Kur'an okumanın yasak olduğu bir döneme gelirlerse, şimdi bazılarını bunu anlatamıyoruz. Yalan söylüyorsunuz diyorlar. Halbuki bu işi yaşayanlar daha sağ. Kur'an okumak yasaktı. Çok değil, belki 10 sene bile olmadı daha. Kur'an-ı Kerim'i ilkokul çocukları mezun olduktan sonra ancak Kur'an-ı Kerim okuyabilir diye Türkiye'de kanun var. Belki 5-6 sene evvele kadar bu kanun var. Küçük çocukları camide yazın Kur'an okuduğunuzca aslında bu yasaktı. Fakat millete bu yasağı anlatmak da zordur. Diyanetle devlet işbirliği halinde görünürlüğünde geldilerdi. Burada imamlar ve müezzinler camilerde yasak olan işi yaparlardı devletin gözünde. Nerede? Devlet dairesinde. Devlet dairesi, ah kardeşlerim, cami Allah'ın evidir değil mi? Ama şimdi kamusal alanız. Devletin mülkiyetindedir. İmam devlet memurudur. Müftü devlet memurudur. Müezzin devlet memurudur. Cami de devlet dairesidir. Sorun çıkmıyor, sahiplenmiyorlar. Halk yaptırdığı için o başka mesele. Ama başka bazı problemler olur. Bakın bize ezberletilen bir şey vardı. Nedir o? Laiklik devletin dine karışmaması, dinin de devlete karışmaması. Öyle mi? Öyle mi? Öyle ezberlettiler. Devlet dine karışmayacak, din de devlete karışmayacak. Görünen nedir? Devlet dine bol gibi karışıyor. Din görevlisini yetiştirecek mektebi kendisi açıyor İmam Hatip Kur'an kursu. Din görevlisi imamı, mezun, müftü, vaiz kendisi atıyor. Halk yaptırsa bile görevi yürütülmesiyle camileri kendine alıyor ve bir kamusal alan olarak ilan ediyor. İzin verdi burada görev yapıyor, izin vermedi görev yapamıyor. Görevi yaparken şöyle yapacaksınız, böyle yapmayacaksınız. İmam ya da vaiz konuşurken şunları konuşacaksınız, bunları konuşmayacaksınız diye karışıyor. Devlet dine karışıyor. Din devlete hiç karışamıyor. Devlet hacca giderken de karışıyor. Kurban keserken de karışıyor. Oruç tutarken de karışıyor. Zekat, sadaka, fıtra toplarken de karışıyor. Bu nasıl laikliktir? Yıllardır bunu terkin ediyoruz. Neyse o. Laik ise hakikaten layık olsun. İslam devleti ise hakikaten İslam devleti olsun. Ne o ne bu. İşimize gelen gibi olmaz. Hukuk varsa olmaz. Hukuk keyfiliğe terstir. Hukuk her zaman için belli olan kanun ve kaidelerin uygulanması. Türkiye şu anda bu uygulamasıyla layık değil. Layık olsaydı dine karışmaması lazımdı. Din adamlarına, din görevlerine karışmaması lazımdı. Din kurumlarına karışmaması lazımdı. Bak da öyle. Mesela. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okumak yasak. Kur'an bulundurmak yasak. Nice insanlar Kur'an okuduğu için dipti kalktı da can mı? Başlar vura vura ezildi. Girin internete ve Kur'an okumanın yasaklığı gibi bir kelime yazın. Ne hikayelerle karşılaşacaksınız onlar. Ben şu dağlar arasında bir köye gitmiştim. Ardından Daralos tarafında bir Rusluk hocalar, Fatullah yani bir hoca efendi dediler. Oralarda din dersi öğretmenliği yaptığım zamanlarda ziyaretine gittik, yaşlı bir insan.
Bana parmaklarıyla karşı dağları göster. O dağların arasındaki mağaraları görüyor musun? Evet hocam, görüyorum. İşte biz köyün çocuklarını oralarda kurarız. Andırın nereye ya? Dağlar arasında garip bir memleket, doğru dürüst Maraş'ı orada da yok. Ve Andırın'ın çok uzağında, Maraş Andırın'ın arasında kuş uçmaz, kervan geçmez. Dar olması gibi dağların arasındaki köylerde Kur'an okutacak köy çocuklarına, evinde okutamıyor. Dağlardaki mağaralarda. Bunun yansıması nedir? Şimdi aranızda lise mezunu var. Üniversite mezunu var. Üniversiteden sonra master yapmış, doktora yapmış ilim adamlarımız var. Branşı eğer ilahiyat değilse, Kur'an-ı Kerim'in şu Türkçe mealini kaç kere okumuşuzdur? Günde kaç sayfa Kur'an okuyoruzdur? Eğer Allah'ın kitabı ise ve din buradan öğrenilecekse, biz de bu kitaptan bu dini öğrenmiyorsak nereden öğreniriz bu dini? Bu kitap bir okuyla başlıyor ve Müslümanlara okumayı emrediyor ama Allah'ın adıyla. Din ile ilmi birleştiriyor. Kitabın bir kitap benzerinden bu ileyke sanayım. Biraz sonra gelecek ezan okuduğu için bırakmak zorundayız. Hemen bırakıyoruz. Bu kitap Arapçadır. Neden Arapçadır? Çünkü indi kavim Arapçadır. Olsun, başka bir dille gelsin denilebilir mi? Denilmez. Çünkü maksat bir kavme bir şey anlatmaksa en güzel kendi diliyle anlatır. Ne kadar yabancı dil bilirsek bilelim, bir kitap okurken bir bilgi ana dilimizdeki kitaplarda yazılmışsa önce ondan oku. Hiçbir şey ana dili gibi olmaz. Kitabın derslerinde okuyleyici. Peki amaç mı? Bu kitabı Allah'ın indirmesindeki amaç ne? Maksat ne? Bu kitap niçin var? Lituhrice çıkartmak için ennase, nase insanları minal zulümat, zulümattan yani karanlıklardan ile nur, nura yani aydınlığa çıkartmak için. Bir ilk de Rabbim, Rablerin izniyle ila sıratil azizil hamid. Aziz, mağlup edilmez güçlü. Hamid, çok övülen, saygı duyulan ve her yerde övülen Allah Celle Celaluhu'nun yolu olan, karanlıklardan aydınlık olan o sahaya çıkar. Ama adam aydınlanmayı nasıl tarif ediyor şimdi? Aydınlanma kelimesi laiklik gibi baş tacı edilen bir kelime. Aydınlanma nedir? Bize göre aydınlanma Allah'ın kitabı ile karanlıklardan aydınlığa çıkar. Ama bugün felsefede, çağdaş dünyada genel geçer, dünyada anlaşılan aydınlanma kişinin dinden, imandan, kitaptan, Allah'tan bağımsızlık kazanıp kendi kendine bakılıp aklıyla düşünmesi ve aklıyla hareket etmesi. Aklıyla hareket ederken ne dini, ne peygamberi, ne hurafa, ne bir şeyi karıştırmaması. Çağdaş insan, özgür insan ve güzel insan budur. Yani insan olabilmesi için bir insanın onların ifadesi layık olması lazım. Yani Allah'tan gelen kitabı atması, peygamberi reddetmesi, hurafa dediği bütün inançları reddetmesi ve kendi aklıyla özgür, kendi dünyevi ihtiyaçlarını, kanunlarını, felsefesini, görüntülerini, gidişatını kendi aklıyla ortaya koyması demek. Farkı görüyor musunuz? Farkı görüyor musunuz? Kavramlar nasıl karışmış? Aka kara, karaya ak, beyaz diyor. Ve böylece nesillerin imanını alıp götürüyoruz. Aydınlanma,
layık olmayan insan, insan değildir diyor. Ne demek bu? Müslüman insan değildir. İnsan olmak için gavur olmalı demek. Bunun ifadesi başka laflar da vardı. Hafız hafızı açıyor, ezan okundu. Kusura bakmayın, lillahi teala.